Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum biliyorsunuz biraz rahatsızlandım. Sesimden de fark edersiniz daha iyice de yerine gelmedi ama sizlerle şöyle güzel iğneden tığa kolay bir model paylaşacağım arkadaşlar şöyle bakın modelimi göstereyim İğneden tığa bir model şöyle iki tane çıkardım şöyle bu mavisi yapımı çok kolay bir de iğneden tığa olunca şöyle çok hoş ve zarif duruyor Evet ütülemedim arkadaşlar arka kısmını da göstereyim arka kısmında da bu şekilde gözüküyor Evet modelim bu şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar, ilk önce başlarken 5 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. Bakın bu şekilde. Sizler için 4 tane tığ battı hazırladım. Her zamanki gibi böyle ikişer zincir çekerek tığ battımı hazırlıyorum. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitleyip ipimi 3 zincirden bu şekilde 5 tane tığ battı hazırlıyorum bakın. Bu şekilde 5 tane tığ battı yaparak başlıyorum ve 4 zincirle geri dönüş yapıyorum. 4 zincirimi ters çevirdim. Bir tanesini bırakıp ikincisinin içine girip bu şekilde 4 zincirden oluşan bir yuva hazırlıyorum. Şöyle bir zincir çektim. 4 zincirli yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde olunca kirpikler daha güzel duruyor. 9 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 ve 9. 9 zinciri bu yuvamın içine sabitleyip bir tane kirpik oluşturdum. Aynısından buraya 4 tane kirpik yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kapattım. İkinci. Yine 9 zincir. İpimi güzelce esnettim. Ve zincirlerimi de sıkı sıkı çekiyorum. Bu da 3. kirpik. Tekrar 9 zincir. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zinciri çekiyorum. Buraya sabitledim. Şimdi 4 tane de kirpiğimiz oluşunca hemen 5 tane zincir çekiyorum. Ters tarafından şöyle baştaki kirpiğin içine 5 zincirimi sık iğne ile sabitledim ve yine 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Düz yüzüne çevirdim. Şu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Buradan hemen bakın sık iğne ile kapattığım yerin tam ortasından giriyorum. Burasını yuva ediniyorum. Yine bu şekilde buraya 9 tane zincirden oluşan 3 tane kirpik yapacağım. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi kapattım sık iğnemin arasına tekrar 9 zincir 6 7 8 ve 9 evet. bu şekilde 3 tane yaptık bakın şöyle göstereyim son kirpiğin üzerine yapmış olduğumuz sık iğnenin içine yine 9 zincirden 3 tane kirpik yaptım yine 9 zincir çekiyorum 5 6 7 8 ve 9. 3. tırabzanın içine 1 2 3 artma işlemi olarak bakın bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 zincir. 3 zincirden buraya 5 tane bu şekilde kirpik yapacağız. İlk başta dönmüş olduk yani arkadaşlar ilk başta söylediğim yere geldik. Şöyle 1 2 3 tane zincir yerine 4 çekmiş 3 zincir kapattım yine 3 zincir sıradaki yuvaya 1 2 3 zincir toplamda bu şekilde 5 tane yapıyorum dördüncü tığ battımı kapattım 3 zincir sıradaki yuvaya 5 tane yaptık ilk başlarken seviyeye geldik bu şekilde 5 tığ battı yaparak başlıyoruz ve 4 tane de zincir çekip ters tarafına dönüyorum şöyle bir tanesini bırakıp ikincisinin içine sık iğne ile sabitliyorum bir zincirle dönüşümü yaptım şöyle yuvamın içine sık iğne ile sabitledim 9 zincirden 4 tane kirpik yapıyoruz 6 7 8 ve 9 9 zincirimi çektim. Kapattım. 9 zincir. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 9 zincir. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincir. 9 zincirden 4 tane kirpik yaptık. 4. yi de buraya kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen son bu 9 zincirli kirpiğin arasına girip 5 zinciri kapattım. Ve 9 zincir. 6 7 8 ve 9. Döndüm düz tarafına bakın bu şekilde kenar yapraklarını oluşturdum. Yine bu kapatmış olduğumuz sık iğnemizi yuva ediniyoruz. Bu ilk 9 zincirli kirpiğim. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. da ikinci. Tekrar 9 zincir. 6, 7, 8 ve 9. 9. Evet 3 tane 9 zincirli kirpiği sık iğneye kapattık ve yine 9 zincir çekiyorum. 3. 1 2 3 3. tığ battımın içine kapatıyorum. Yine arkadaşlar şöyle üçer zincirden bu şekilde 5 tane yaparak devam edeceğiz. Şöyle 2 tane yaptık sizlerle bakın bu şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Şöyle. Çimeni bu şekil gidiyor arkadaşlar. Gayet de kolay. Bunu hardal sarısı yerine yeşille de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde farklılık olsun diye tülbentin renginden denedim sizler için. Şöyle düzeltip. Bunlar yaparken zaten sık iğnelerden de düzelecek arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde çimeni oluş oluşacak. Böyle devam edecek. Çimeni bu şekilde. Şimdi e, kirpiklerin üzerinde yaparak modelimizi tamamlayalım. Evet, çimenlerini hazırladık. Şimdi minik kirpiklerini yapmaya geldi sıra. Bu ilk kirpiğin içinden sık ile ipimi sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin arasına şöyle kapatıyorum ki güzel bir kirpik görüntüsü olsun. Hemen sıradaki sık iğnemi yapıyorum. Sık iğneler bu 5 zincirlerim için yuva oluşuyor. Şöyle yapamayanlar direkt yuvanın içine de yapabilir arkadaşlar. Tekrar 3. sık iğnemi yapıyorum. 5 zincir. sık iğnenin içine girip sabitliyorum Evet her yuvaya 3 tane 5 zincirden kirpik yapıyorum geçiş köprüsü olarak da bir tane zincir kullanıyorum fazla araları açık olmasın diye şöyle sabitledim 1 2 3 4 5 zincir şöyle bakın, arasından sık iğnenin şöyle girişini yapıyorum tekrar boş kısma yuvaya bir sık iğne 5 zincir sıradaki sık iğnemi yani üçüncü sık iğnemi yapıyorum 5 zincir tekrar sık iğne yaparak modelimi bitiriyorum bakın sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitiriyoruz kirpikleri yeni yuvaya e, bir zincirle geçiyoruz şöyle sık iğne ile sabitledik geçişimizi yaptık ve 5 zincir şöyle tam orta kısmına girersiniz İlki biraz e, girmekte zorlanılıyor ama sonrakiler bakın kolaylıkla Böyle kapatıyorum burayı. Sık iğne. Beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Sık iğne yaparak tamam. Evet hepsini tüm yuvalara üç tane, üçer tane kirpik yaptım arkadaşlar. Şu şekilde oldu Bak Çok da hoş duruşu var tüm yuvaların içine bu şekilde kolay oluyor arkadaşlar pipetle de yapılabilir bu kirpikler beşer tane kirpik yapılabilir veyahutta da pipetle hani kirpiği dik tutması tek tek tığla uğraşıp onu çekmesi zor olmasın diye sizler için kolaylık açısından bu şekilde yaptım arkadaşlar bir tane de böyle mavi yapalım sanki pembe biraz açık ton olduğu için gözükmediği gibi geldi Evet şöyle bir de maviden yapacağız yine İlk kirpiğin içine girerek sık iğne ile sabitliyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Sık iğne ile arasından girip sabitledim. Sık iğne 5 zincir. sık iğne 5 zincir Evet 3 tane olunca yine sık iğne ile bitiriyoruz. Sık iğne ile başladık, sık iğne ile bitirdik. Arasına bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıradaki yuvaya bir zincirle geçiş yaptım. 5 zincir sık iğnenin hemen Şöyle ilk olduğu için yanından giriyorum. Diğerleri tam ortasında. 5 zincir. Sık iğne. 5 zincir. Sık iğnenin arasına 5 zincirimi kapattım. Yine sık iğne üç tane oldu her yuvaya bu şekilde üç tane yapıp bir zincirle diğer yuvaya geçiş yapıyorum 5 zincir şöyle net görünmesi için kapatıyorum sık iğne yapıyorum 5 zincir sizlere kolaylık olsun diye arkadaşlar ilmekle pipetle uğraşmayın diye bu şekilde tasarladım inşallah siz de beğenirsiniz duruşu da gayet güzel oldu Bakın. son olarak yine sık iğnemi yaptım bir zincirimi çekip ipimi kopardım ve şu ipleri yakıp temizleyip geleyim. Modelimi bitirdim bakın arkadaşlar. Çok hoş ve çok güzel ve zarif bir model oldu. Şöyle göstereyim çıtı pıtı oldu. Çimeni tabii ki yeşilden de yapabilirsiniz. Yeşille de çok güzel duracak. Şöyle bir de uzaktan bir bakıtayım size. Ütüsü yok arkadaşlar. Ütülendiği zaman daha güzel incecik çıtır pıtır duracaktır. <laughs> Konuşamadım Biraz rahatsızlığımdan dolayı arkadaşlar. Kusurlarım olduysa affola. İnşallah yeni güzel videolarda buluşmak üzere. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinir mi arkadaşlar? Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.